futbol öz kaynak düzeninden yetişen ve ülkemize armağan olmuş bir isim. Milli futbol takımına kadar yükselmiş bir isim. Ersin Destanoğlu. Onunla birçok kez bir araya geldik ama bu bir başka. Çünkü karşılıklı yapacağımız bu röportajda Ersin'i biraz daha yakından tanımanız için sorular soracağım. Böyle bir röportaj olacak. Gerçi ben çok iyi tanıyorum seni ama. Aynen abi. Uzun yıllardır beraberiz. Evet. Tabii ki sen şu anda kendi yaş grubun için ve çoğu genç için bir idol noktasına geldin. Bu senin için nasıl bir his uyandırıyor? Çünkü belki yıllar önce senin televizyonda izleyip özendiğin noktada sen artık parmakla gösterilen evet. kişisin. Gerçekten bu mutluluk verici benim için önemli. Çünkü ben de dediğiniz gibi televizyonda izliyordum birçok kaleciyi. Örnek alıyordum. Şimdi birçok benden daha ufak kardeşlerim beni örnek alıyor. Bu benim için gerçekten mutluluk verici. Çünkü iyi çalışıyorum. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sahada da en iyi performansımı gösterip kulübüme yararlı olmaya çalışıyorum. Ve bunun karşılığında da verdiğim emeklerin karşılığında da birçok gencin örnek alması beni gerçekten mutluluk verici. Şimdi ben Ersin'le röportaj yaparken aslında biraz da geçmişe dönüyorum. Çünkü çok zaman geçirdik kendisiyle alt yaş kategorilerindeyken. Ömer Hoca, hocalarıydı Ömer Gülen. Buradan da anmış olalım kendilerini. Röportajlar yapardık onlarla. İşte Erkan vardı onunla birlikte evet. kaleci. Ersin fiziksel olarak farklı bir zaten oyuncuydu o dönemde de. Hmm. Ve seni yol bu noktaya getirdi. Bugün geçmişe baktığında kendin için neler söylersin? Yani kendini nasıl görüyorsun geçmişten bugüne baktığında? Gerçekten hayallerini yaşayan bir genç olarak sen de dediğin gibi abi altyapıdayken fiziksel olarak biraz avantajım vardı. Kendi yaş grubumda biraz daha yapılıydım. Boyum uzunluydu kaleci olduğum için. Benim bir de aileden de gelen bu boy şeyi var yani amcamlar, babam hepimiz hani 2 metreye yakınız yani sülalede. O yüzden fiziksel olarak bir avantajım vardı. Altyapıdan da abi dediğin gibi hocalarımı da anmak istiyorum burada. Ömer Hoca'yla Beşiktaş'ta çalışmaya başladım. Sonra Aydın Hoca'yla devam ettim, Aydın Tuna'yla. Ondan sonra kısa süre Ozan Hoca'yla çalıştım altyapıda. Sonra U21'e yükselttiler beni 16 yaşındayken. O dönemde Yasin Hoca bana çok şey kattı. Yasin Sül'ün gerçekten oyunun sağ içinde neler yapılacağını, sağ dışında neler yapılacağını, A takıma çıktıktan sonra A takıma nasıl kalınacağını bana çok şey kattı. Çünkü saydığım isimler hepsi altyapıdan A takıma çıkıp süre bulmuş isimler. Ve altyapıdan A takıma çıkan süreçte onlar da çok şey yaşadı. Bunları da bana aktardılar. Ben de onlar gibi altyapıdan A takıma çıkıp istikrar sağlayıp 2 sene, 1,5 senedir oynuyorum. O dönem maçlara gidiyordunuz. İşte top toplayıcı olarak evet. da görev yapıyordunuz. Ve önünüzde oynayan kaleciler vardı Beşiktaş Kalesi'nde. Önemli isimler vardı. Çok tecrübelilerdi. İşte Tolga vardı. Örneğin evet. sizin izlediğiniz. Nasıl izlerdin? Anlatsana biraz maçları. İşte, top toplayıcı olmaya gittiğimizde biz gerçekten koşarak diyebilirim yani Vodafone Park'a ya da Olimpiyat Stadı'na, Başakşehir'in stadına o dönem çok stad değiştiriyordu Beşiktaş. Gerçekten koşarak gidiyorduk. O atmosferi yaşamayı çok istiyorduk biz, ben, Rıdvan, Kerem, çoğu arkadaşımız. Gerçekten koşarak gidiyorduk. Ben hemen şeye geçerdim, kaleci ısınmaya başladım. Hemen kalenin arkasına geçerdim ki onlara daha yakın olayım, onları izleyeyim, onlarla ne yapıyorlar, ne ediyorlar, hep onlara bakardım yani. O açıdan eldivenlerini isterdik. O zaman altyapıdayken kimden eldiven almıştın? İlk kimden eldiven almıştım? Vallahi düşünmem lazım abi. Mert abiden almıştım ama onu hatırlıyorum. Fenerbahçe'deydi o zaman Mert abi. 3-2 yendiğimiz Olimpiyatta Gomez'in attığı kafayla, uçan kafayla attığı maçta Mert abi Fenerbahçe'deydi. Ondan sonra eldivenini istemiştim. O da sağ olsun maçtan sonra vermişti. Sonra buraya transfer olduğunda onu hatırlattım. O da öyle aramızda güldük falan. Gerçekten birçok kalecinin eldivenini almıştım. Yani çok cana yakın davranıyorlardı. Şimdi de ben de aynı şekilde benden isterler, elimden geleni yapıyorum. Biliyorum. Yani gerçekten aynen. senin samimiyetin zaten yüzüne yansıyor. Gerçekten Ersin çok samimidir, çok iyi niyetlidir ve göründüğü gibi bir gençtir. Öyle söyleyebilirim. Ve Rıdvan'la da bambaşka bir ilişkiniz var.
O dönemde de aslında birlikte oynuyordunuz zaten. Aynı takım arkadaşın. Evet. Ve birlikte yükselen bir hikayeniz oldu. Amili takıma kadar ikiniz de yükseldiniz. İlk o haber geldiğinde Ersin Destan oldu. Kalbin attı mı? Evet abi, aslında bekliyordum. Çünkü sahada iyi performans gösterdikçe insan da amili takıma aday, ümit milli takım oyuncusuydum. Amili takıma aday oyuncuydum. Kendi kulübümde de iyi maçlar çıkarınca beklediğim bir yerdi. Gerçekten hani oraya çağrılmak bambaşka bir duygu. Çünkü çok üst düzey oyuncular ve ülkenin, yani ülkenizi temsil edeceksiniz. Alt yaş gruplarını temsil ediyordum. Ama amili takımda olmak gerçekten çok mutlu verici. Rıdo ile odada öğrendik. Odada açıklandı. Odada uzanıyorduk, yani dinleniyorduk. Odada açıklandı ve gerçekten çok mutlu oldum. Hani böyle içim kıpır kıpırdı. Hemen gitmeyi bekledim. Ne yaptınız Rıdo'nun? Ya Rıdvan tabii benden daha tecrübeli o konuda. Ya işte hani tebrik etti o beni. Hani beraber gideceğiz. Hani nasıl, ben zaten hep konuşuyorduk orada, ortam nasıl, hani ne yapmam lazım, hani diğer futbolcuların davranışları. Gerçekten Rıdvan'ın anlattığı gibi orada hani bambaşka bir ortam var. Herkes cana yakın. Yani çünkü biraz daha gençleşen bir kadro var ve hoca da Hamit Altıntop'ta ve futbolcu ekibi, herkes genç oyuncular orada sahip çıkıyor, elinden geleni yapıyor. O yüzden de orada hiç yabancılık çekmedim. Gerçekten iyi davrandılar bana. O yüzden benim için çok bambaşka bir duyguydu. Sana en çok destek olan kim oldu millide? En yakın olan? Burak abiyle Çağlar abi de gerçekten yakındı bana, böyle hani iletişim halindeydik. Burak abi zaten yani Beşiktaş'tayken de oradayken de gerçekten gençlere hep sahip çıkan birisi. Onun varlığı milli takımda gerçekten bir iki adım üste çıkartır gençleri. O yüzden de Çağlar, Burak abi. Diğer herkes de tabii ama onlar biraz daha iletişim halindeydik. Ama tabii milli takımda da çok istenildiği gibi gitmedi işler aslında baktığımızda tabloya. Evet, tabii ki bir playoff mücadelesi oynanacak, bir seri oynanacak ama ister istemez belki de Katar'a daha rahat gidebilirdik grup aşamasında. Sence nasıl şansımız? Katar'a da erken gidebilirdik belki. Ben son süreçte kadroya dahil oldum. Ama sonuçta ümit milli takım kalitesi. Sizin ortamı biliyorsun. Evet, oradan takip ediyordum. Ama gerçekten orada güzel bir ortam var. Yani Katar'a gitme ihtimali, yani Türkiye biz sonuçta, yani bizim armamızın olduğu her yerde biz her şeyi yapabiliriz. O yüzden yani rakiplerimiz güçlü ama biz de güçlüyüz. Yani kimsenin kimseden çekineceğini düşünmüyorum. O yüzden de sahaya çıkıp elimizden geleni yaptığımızda Katar'a gidebileceğimizi düşünüyorum. Peki Beşiktaş'a gelelim. Şimdi sen Beşiktaş'ta şampiyonluk apoleti yaşamış bir kalecisin. Ve Beşiktaş'ta şampiyonluk apoleti yaşadın ama sonrasında işler değişti. Bu sezon tablo çok iyi gitmedi. Ne dersin? Aslında sezona iyi başlamıştık. Yani 4 maç kazandık. Sonra üst üste Covid geldi, sakatlıklar geldi. Yani bir türlü istemediğimiz sonuçlar aldık. Yani aslında yani bilmiyorum ama gerçekten yani burada herkes elinden geleni veriyor sahada. Hani kötü sonuçlar alıyoruz ama burada herkes aldığımız sonuçlardan sonra çok üzülüyor. Yani çünkü taraftarlarımız bizimden bir beklentisi var. Biz de bu beklentinin karşılığını vermemiz lazım. Şu an biraz altta kaldık ama önümüzde daha çok maç var. Yani 3 puanlı sistemde yani elimizden geleni yaparsak adım adım ileriye gidebiliriz. Şampiyonlar Ligi? Şampiyonlar Ligi aslında orada da birçok işte sakatlık, virüs falan bizi şey yaptı. Ama yani kendi adıma ilk 3-4 maç çok iyi geçti. Çok iyi geçtiğini düşünüyorum en azından kendi açımdan. Çünkü en çok kurtarış yapan listelerde ilk 3-4'teydim hep. O yüzden de yani Şampiyonlar Ligi bir genç oyuncu için bambaşka bir hayal. Yani hayalin şampiyonluk yaşamak, kupalar kaldırmak ve üstüne ben bu sene 5 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadım 20 yaşında. Yani gerçekten kimseye nasip olmayacak şeyler yaşadım. Çok güzel atmosferlerde maç oynadık. Ama orada da işler istediğimiz gibi gitmedi. Orada da elimizden geleni yaptık. Ama istemediğimiz gibi geçti. Sonra lige de yansıdı bazı maçlara. Şu anda daha
toparlanmış durumdayız. Önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Şunu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi müziği çoğu insanın tüylerini diken diken eder. Ve gerçekten çok büyük heyecandır orada var olmak diye düşünüyorum en azından. Ben basın tribünündeyken bile o atmosferden çok etkilenirim. Hatta şunu söyleyeyim sana. PlayStation'da Şampiyonlar Ligi turnuvası açtığında çalan müzik bile beni heyecanlandırır. Evet. Sen saha içinde ne hissettin Ersin? İlk Dortmund maçına çıktığımda kendi sahamızda gerçekten bambaşka bir atmosfer vardı. Lige nazaran yani hem taraftarımızın coşkusu, o müziğin verdiği enerji gerçekten bambaşka. Çünkü oynadığımız rakipler hep dünyaca ünlü yıldızlar. Gerçekten bambaşka bir ortam. Ben top top izlerken bunu görüyordum. Şimdi saha içindeydim. Gerçekten yani her oyuncunun tatması gereken bir ortam. O yüzden de ben de bunu bu yaşta tecrübe ettiğim için gerçekten mutluyum. Takımda hep ikiye ayrılır oyuncular. İşte atan ve tutanın iyi olacak diye de aslında bir söz vardır. Sen çok iyi bir performans gösterdin aslında bakacak olursak. Görev aldığın maçlarda tabii ki hataların vardır ama elinden geleni de yapıyorsun. İstatistikler de bunu söylüyor. Az sonra paylaşacağım. Fakat Beşiktaş üretkenlik anlamında sence problem yaşıyor mu? Yani ben pek... Gol üretkenliği diyelim. Tabii. Gol üretkenliği. Aslında birçok pozisyona giriyoruz. Ama yani şanssızlık bu sene bizi çok yani buldu. Yani belki çoğu maçı kazanabilirdik. Berabere bitirdik. Yani atsak belki 3 puanla dönebilirdik. Ama bunlar futbolun içinde var. Yani bazen atamıyoruz, bazen yiyoruz. Ya bunlar maç maç gittiğinizde futbolun içinde olan şeyler. Tabii biz de üzülüyoruz. Taraftarlarımız da üzülüyor. Ama burada gerçekten hani ben gol yediğimde ya da forvetlerimiz gol kaçırdığında gerçekten hani aşırı şekilde üzülüyoruz yani. Çünkü Beşiktaş forması altında böyle maçlar kaybetmek, zaman zaman kötü periyotlar geçirmek bizim için gerçekten zor verici, zor yani bu böyle şeyler. O yüzden de gerçekten dediğimiz gibi kaçırıyoruz ama yani şans yanımızda olsa en basit örneği Malatya'da iki tane vuruyoruz üst üste direkten dönüyor. Yani bunlar girse yani birçok pozisyon vardır elbette ama dediğim gibi şanssızlık biraz. Şu andaki kaleci antrenörünüz Hakan Çalışkan hocayla daha önce bir röportaj yapmıştım yıllar önce. Aklıma o geldi seninle konuşurken. O dönem Fabrizio Beşiktaş'ın kalesindeydi ve işte ayaklarını kullanıyor veya kullanmıyor konuları tartışılırdı. Fabrizio için gerçekten çok iyi bir kaleci. Bak izlediğinde göreceksin demişti Hakan Hoca. Konu sana gelmişti ki senin altyapıda da antrenöründe Hakan Hoca. Ersin çok iyi noktalara gelecek demişti ki evet geldi. Yani bu aşikar. Fakat zaman zaman eleştirilen noktalar var. İşte Ersin yeteri kadar ayaklarını kullanıyor mu? Sen ne dersin bu eleştiriye? Ya gerçekten altyapıda böyle hani bize sorarlardı en iyi özelliğini. Ben işte çünkü ben U21'de oynarken gerçekten Yasin Hoca'nın sistemi yani şeyiyle verdiği şeyle gerçekten ayaklarımı, yan toplarımı gerçekten çok iyi kullanırdım ve bunu söylediğimde de yani hep bunu söylerdim Gülşanlarım ama A takım seviyesinde dediğim gibi bazen hani o baskı altında olmak, en garantisini oynamak bazen size yani kötü oyun kurdurabiliyor, hatalar yaptırabiliyor. Ama ben elimden geleni yapıyorum. Yani bazen yan toplarım eleştiriliyor, bazen oyun kurmam dediğiniz gibi. Ama yani bir yan top alamıyorsun, 3 tane alıyorsun. 3 tane aldığın konuşulmuyor, bir tane alamadığın konuşuluyor. O yüzden de ben yani elimden geleni yapıyorum. Geçen sene de, yani bu sene de gerçekten ayaklarımla oynamaya çalışıyorum. Takımdaki tecrübeli abilerimiz destek olmaya çalışıyor. Ama bazen maçlar öyle bir hal oluyor ki en az riskle oynaman lazım, skor tutman lazım. Ve en garantisini oynarken de bazen istediğimiz gibi işler olmuyor. O yüzden de ya dediğiniz noktaları çalışıyorum gerçekten. Her şeyi beni geliştirecek eleştiriler her zaman açığım. O yüzden de her idmandan önce sonra hep eksiklerimi kapatma yönelik çalışıyorum. Bunu da sahaya yansıttığımda her şey benim için daha kolay olacak. Sence kendinde olan eksik nokta nedir mesela? Sen birebir bir gözlemin var bununla alakalı. Şunu diyebilir misin? Yani şimdi şu noktada kendimi geliştirmem lazım abi diyebilir misin? Yani tabii ki işte dediğim gibi ayak konusunda sahaya istediğim şekilde kendimi yansıtamıyorum. Bu konuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu konuda biraz daha
gerçekten kendim daha rahat bir şekilde ayaklarımı daha iyi kullanırsam bu yönümü geliştirmem lazım olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü sahada yansıtamıyorum tam istediğim gibi. Bu konuda biraz daha dikkat ediyorum. Önündeki stoper ikilileri bu sene çok değişiyor. Yani sürekli farklı bir ikili var önünde. İşte Vida, Wellington, Montero, Necip, geri geliyor Atiba, o noktalara geliyor. Sakala bir noktada işte stoper oynadı. Yani bu tip bir değişiklik var hep karşında. Bu seni zorluyor mu? Açıkçası saydığın abi isimler, geçen seneden beri hep beraber oynadığım isimler. Hepsinin ne yapacağını biliyorum. Yani hangi pozisyonlarda top nereden geldi, ne yapacaklarını biliyorum. Bana ne zaman pas atacaklarını tahmin edebiliyorum. O yüzden de böyle çok değişken olması, tabii ki de herkes şey yapmak ister hep aynı sabit isimlerle. Sabit isimlerle. Ama 25-26 kişilik bir kadroda bu sakatlığı oluyor, şu an Covid oluyor, durmadan değişiyor ve bizim buna hazır olmamız lazım. O yüzden de hem tanıdığım isimler olduğu için çok zorluk çektiğimi düşünmüyorum. Peki ben kaleci havuzundan da bahsetmek istiyorum. Yani görüşünü merak ediyorum. Çünkü çok net bir dille aslında bunu sormak lazım. Samimiyetle cevaplayacağını da biliyorum. Mert Günok ilk geldiğinde zaman zaman dendi ki acaba Mert mi Beşiktaş'ta işte birinci kaleci olacak? Ersin'e bu sene yeteri kadar belki şans verilmeyecek mi? Bu sorular soruldu ülkemizde. Fakat siz bir rekabet içine girdiniz ve sen kaleyi korumaya devam ettin. Ne dersin oradaki o rekabetçi hava için? Bu arada Mert'e de geçmiş olsun dileklerimiz evet, bir kez daha. Evet, geçmiş olsun diyorum ben de. Zaten konuşuyoruz TX'de. Mert abinin gelmesi gerçekten geçen sene ben Utku abiyle beraberdim. İkimiz de gençtik. Bu sene Mert abinin gelmesi tecrübe anlamında bana birçok şey katıyor. Çünkü benimle konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'ni daha önce tatmış birisi. O yüzden bana saha içinde neler yapabileceğimi söylüyor. Ayak set basmanında söylemişti. Birçok maçta söylemişti. Dikkat etmem gerekenleri saha içinde söylüyor. O yüzden bana gerçekten yardımcı oluyor. Yani tecrübesiyle. Ya dediğiniz gibi rekabet her zaman takıma olumlu yansır. Mert abi ilk geldiğinde ben elimden geleni yapıyordum sahada, antrenmanda. Yani sahada iyi olduğum sürece oynayacağımı düşünüyordum. Mert abi de aynı şekilde. Zaman zaman oynadı, zaman zaman ben oynadım. Bu da biz takım için, ikimiz de, Emre de var, Göktuğ da var. Hepimiz takıma katkı vermek için buradayız. O yüzden de ben her zaman derim yani kimin oynayacağı isim olarak çok önemli değil. Sahada gösterilen performans, verdiğimiz emek, o ciddiyet önemli. O yüzden de yani şu anda dediğim gibi abi oynadıkça kendimi geliştiriyorum. Mert abi geldikten sonra da işte beraber aramızda bir rekabet vardı. Bu da takım olumlu yansıdı. Şunu da soracağım sana. Şimdi Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda yabancı kaleci üstünlüğü fazlaydı. İşte Oscar Cordoba, Fabrizio. Bu isimler hep kalelerinde sabit kaldılar oynadıkları süre zarfında. Fakat özellikle Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de sizin genç oyuncuların oynamasında da çok büyük bir isteği vardı. Öyle bir hayali de vardı. Bu da gerçek oluyor. Sen kaleye sabitledin kendini. Yani Beşiktaş'ın kalecisi Ersin olarak artık seni net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Belki ilk geldiğinde geçici gözüküyordu ama hayır. Bu bir gerçek. Bu senin o için ama Sergen hocamızın sayesinde biraz oldu. İnsanın yani için nasıl bir anlam ifade eder? Dediğin gibi abi belki birçok insan gözünde geçici olabilirdi. Yeni kaleci almak Beşiktaş kulübü için kolay. Ama Sergen hocanın ben bu çocuklarla oynayacağım demesinden sonra yani bize şans doğdu ve biz de Utku abiyle ben geçen sene elimizden geleni yaptık ve ikimiz oynayarak şu anda 3 kupamız var yani. Gerçekten ben her zaman söylüyorum gençlere, bizlere güvenilmek yani gerçekten yani çok önemli. Çünkü biz sahada varımızı yoğumuzu iyisiyle kötüsüyle koyuyoruz. Genç oyuncular hayallerini ulaştırmak, arkasında durmak, özgüveni vermek gerçekten yani Sergen Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Ekibine, Murat Hoca'ya, Levent Hoca'ya, Kaytoz Hoca'ya, Ozan Hoca'ya hepsine teşekkür ediyorum. Onlar da ekip olarak bizle durmadan iletişim halindelerdi. Hep iyi olmamızı istediler. Gerçekten bizim için geçen sene hocamızın öyle beni, Rıdvan'ı, birçok genç oyuncuyu arkasında durup şampiyonluk yaşadığımız sezonda ben 37 maç oynadım geçen sene. Gerçekten 37 maçta çok
önemli, çok tecrübe edindim açıkçası abi. Hem kaybettik, berabere kaldık. Son haftalarda gidiyor gibi oldu. Bir golle şampiyon olduk. Gerçekten bu sezon içinde yer alan bir kaleci olmak gerçekten bir gurur verici. Sergen Hoca'ya her zaman ben çıktığımda teşekkür ederim. Çünkü bir genç oyuncuya büyük camialarda şampiyonluğu oyun, Beşiktaş gibi kulüp her zaman şampiyonluğu oynar. Özellikle de kaleci mevkisi de çok önemli bir mevkidir. Tecrübesiz bir gence ben güveniyorum, ben bununla oynayacağım demek çok yani önemlidir. Hocamız da bana bu güveni verdi. İletişim halindeydi bizle Murat Hoca ve ekibi. Gerçekten de geçen sene hocamız bizi oynatarak yani onunla teşekkür ediyorum. Şimdi şunu da söylemek lazım. O dönem Sağ Kenarı'nda tabii ben de maçları izlediğim için biliyorum, penaltılar konusu var. Bir de penaltılarda da gerçekten evet, başarılısın. Murat Kaytaz da yazıyordu. Gözlemlemiştim topun nereye evet, gideceğini sana. Evet. Şu penaltı konularından da bahsedelim. Gerçekten çok konsantresin penaltıda. Nedir bunun sırrı? Ya gerçekten iyi bir analiz videosu atıyorlar bize. Oyuncuları gerçekten iyi analiz ediyorum. Yani bir zamanımı ayırıyorum ona, maçtan bir gün önce ya da maç günü zamanımı ayırıyorum. Çünkü önemli bir nokta, penaltı takımı biraz demoralize edebilir. Onu kurtardığında da seni, takımı itebilirsin yani. O konuda gerçekten her idmandan önce, şey, her maçtan önce izliyorum. İlk PAOK'ta kurtardım. Ondan sonra Galatasaray maçında kurtardım. Kasımpaşa'da kurtardım geçen sene, şampiyon olduğumuz sene. Bundan sonra Göztepe'de kurtardım. Süper Kupa'da kurtarmak nasip oldu. Gerçekten bunlar hep analizle, izlemekle, oyuncuyu takip etmekle oluyor. Şans trenimde oluyordu gerçekten. Ama Galatasaray'da kurtardım belki. En iyisiydi çünkü 2-1 dakika 80'e yakın. 2-2 olsa işler daha da zorlaşabilir. İlk derbim, taraftarın önündeydi galiba. İlk derbimi oynuyordum, stat full. Gerçekten o sevince ortak olmak yani bambaşka bir duyguydu. Röportajda dedim, stat yıkılacak gibiydi gerçekten. O yüzden de o günden sonra aslında daha da çok böyle o Göztepe'de kurtardığım, şeyde kurtardığım, hepsi böyle o özgüvenle verilen şeydir yani. Kaleni gole kapattığın özellikle maçlarda yaşandı. Yani istatistikler şunu söylüyor. 6 maç Ersin Ersanoğlu kalesinde gol görmemiş. Beşiktaş kötü gidiyordu belki ama sen de çok yükünü aldın takımın geride. Bunun için neler söylersin? Yani gerçekten biz takım halinde defans yapıp takım halinde hücum eden bir takımız. Yani gol yediğimde sadece tamam yani ben gol yiyorum ama biz bir takımız sonuçta. Gol attığımızda da bir takım halinde atıyoruz. Gol yediğimizde takım halinde yiyoruz. O yüzden de arkada yük almak yani çok bilmiyorum abi yani biz takım olduğumuz için. Ben ne yük alıyorsam forvetimiz de o yük alıyordur. Çünkü biz takım halinde savaşıp takım halinde mücadele ediyoruz. O yüzden de bu sene 6 maçta gol yemedim. Geçen sene de 13-14 maçta gol yemiştim. Bunun üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Şunu soracağım sana. Önünde bir de Doğan örneği var. Kayserisporlu evet, Doğan örneği. İyi bir performans gösterdi evet, Kayseri'de. Konuşuyoruz, yazışıyoruz bazen. Milli takımdan da arkadaşım. Milli takım arkadaşım. O hayallerine doğru devam etti. Evet. Yurt dışına çıktı. Her Türk gencinin de hayalidir. Evet. Mutlaka senin de vardır. Var mı? Var tabii abi yani. Geçen seneden sonra, oynadıktan sonra her zaman altyapıdan beri Avrupa'da oynama hayalim var. Bunu da doğru zamanda, doğru yerde gerçekleştirmek istiyorum. Fransızların aslında seni istediğine dair bilgiler de duymuştuk. Ya bunu ben sana bir transfer sorusu olarak sormuyorum açıkçası. Ama içinde de barındırıyor olabilir. Yani ben de görüyorum medyada ama yani şu an burada oynamak, yani biz Beşiktaş hayalimdi burada oynamak. O yüzden burada oynamak, burada oynamaya